Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 36. R5 Hero'muzu göstereceğiz ve test edeceğiz. Çoğunluğunuz da gerçi gördü yeni R5 Hero'mu ama görmeyenler için gösterelim önce. Evet, şu suratsız gördüğünüz gibi bizim 36. R5'imiz ölümsüz abomination oldu. Gerçi çift suratlı diyelim. Evet, uyandırdık. Bir sürü uyandırma cevheri var stokta. Kullanayım dedim yani, yoksa uyandırılmaz bu yani. 15K'lık açmaya devam ettiğim için net kopyalanırdı eninde sonunda. Acele ettim. Ama zaten uyandırma cevherlerini kullanacak kimsem yok başka. Evet. Özelliklerini kısa keseceğim arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ki kendi üstüne zehir alıp rakibin üstüne asit yakması atan bir hero bu. Çok güzel hasar veriyor. Kendisine uyguladığı zehirler sayesinde aurasını açık bırakabiliyor. Özel saldırılarıyla çok güzel hasar verebiliyor. Böyle toksik aurayı etkinleştirmesi, özel saldırı için çok sayıda asit yakma atması falan aura başına çok güzel özellik. Sonra Void gibi ölümsüz abomination da korkutma zayıflatıcısı veriyor. Tabi Void kadar etkili değil. Ondan sonra kopyalıysa kendisine uyguladığı zehirleri arttırıyor ve zehir korkutma ve asit yakmalarını daha fazla süre kazandırıyor. Yüksek kopya olması güzel aslında. Ama şimdi uyanıksa zaten 12 adet zehir limitimiz var. O da çok güzel. Ve kendisine 3 adet zehir etkisi uygulayarak başlıyor dövüşe. Bu da çok iyi bir özellik. Yani uyandırabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Öncelikler vardır tabi bilim sınıfında da ama uyandırmaya değer. Şimdi efsaneler labirentine gidiyoruz arkadaşlar. Buraya. Evet, kusursuz blok takımı yaptım. Çünkü bu Magneto ilk seviyenin pasif sersemletmesinden yararlanamaz. Kötü karakter olduğu için sadece iyi karakterler pasif sersemletmeden faydalanabiliyor biliyorsunuz. Onun dışında %15 saldırı bonusu kazanırdı sadece o dövüş öncesi yeteneğinden. O yüzden Galaksinin koruyucuları takımını yapıp kusursuz bloğunu arttırdım. Çok güzel kusursuz blok arttırıyor bu takım sizi. 30-35 mini arttırıyor galiba. Biliyorsunuz kusursuz blok ne kadar yüksekse siperimiz o kadar uzun sürer. Son seviye ise tabii. Şimdi kış askerine gidiyoruz. Pardon, kış askeri ne ya? Star-Lord'a gidiyoruz. Şöyle aşağıya. Nasıl oynandığını daha çok göstereceğim. Böyle kış askerini nakal... Ay, kış askeri deyip duruyorum. Star-Lord'u nakalt etmem şart değil. Özelliklerini göstermem yeterli. Kış askerinde sınıf dezavantajı oluyor ve hemen iner diye Star-Lord'u tercih ettim. Gene biraz combo sürer tabii. Öyle kısa sürede almaz ölümsüz abomination. Hatta bu dövüş uzun sürecektir. Tamamını yapmam. Belki canını yarılayınca bırakırım. Şimdi ilk başta zehirlerimizi olabildiğince arttırmamız lazım. Şu an üstümde 4 zehir var mesela. L1 atarak ben üstümdeki zehirleri arttırabilirim. Veya 10 komboda bir arttırabilirim. Bizden 10 combo istiyor bir zehir basmamız için üstümüze. 2 combo da bir yetiyor yani, o yüzden bu 10 etti şimdi. Maksimum 12'ye çıkıyor biliyorsunuz. Böyle 10'a geldi mi arkadaşlar atabilirsiniz artık L2'nizi. Şimdi ben 11'e geleceğim. Evet, auramı açtım gördüğünüz gibi. Bu aura üstümüzdeyken sürekli bizim kendi zehirlerimizi alıyor arkadaşlar üstümüzde. Rakibin üstünde de hep zehir biriktiriyor. Bu sayede asit yakma atıyoruz üstüne. Hemen ikinci L2'mi atayım. Aurayı bir daha açtım gördüğünüz gibi. 2 etti. Daha hızlı artacak. Ne kadar çok aura varsa üstünüze o kadar hızlı atar zehirleri. Ayrıca rakipte asit yakma varken engellenemez oluyoruz arkadaşlar. Arada L1 atarak zehirlerinizi mutlaka arttırın. Bu zehirlerin bitmemesi lazım. Zehirler üstünüzde bittiği zaman auranızın süresi başlıyor ve bitti mi hepsi gidiyor arkadaşlar. Asit yakma yediğinde rakibin, yani bizim engellenemez olmamız çok güzel bir özellik gerçekten. Olabildiğince zehirlerinizi biriktirin. Evet, şimdi 3. auramı açıyorum. Evet, hemen şimdi tekrar zehirleri biriktirmem lazım. Kusursuz blok sinerjisi sayesinde çok dert etmiyoruz çeviklik karosuna. Evet, 6 zehir etti. Bir kere daha atacağız.
Biraz daha geç atayım bu kez. Evet. En fazla 4 aura açabiliyoruz arkadaşlar. Kış askerinde 4 aurayı açamadan kış askeri iniyor. O yüzden Star Lord'da göstermek istedim. Bir de kaçış yapması olmasa Star Lord'un çok daha rahat olurdu. Evet, Abomination'ın asit yakma attığı zaman engellenemez olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yanlışlıkla rakibin L3'ünü doldurabilirsiniz. L1'i de biraz uzun sürmese, L1 esnasında 2 zehir harcıyor mesela. Aura. Daha güzel olurdu. Ama savunmada böyle rakibi korkutabiliyor. Evet, 4. auramızı da açıyoruz. Daha fazla aura basmaz. Şimdi artık L3 atmaya başlayacağız arkadaşlar. Üstümüzde ne kadar aura varsa o kadar asit yakma atıyor bizim L3'ümüz. Çok güzel bir özellik. Tabii yine zehirlerimizi fullememiz lazım. Bu esnada zehirlerimiz bitmemeli. Yoksa auralar kapanır. Evet, her dakika asit yakma atıyor gördüğünüz gibi. Ay, yanlışlıkla L2'm geldi. Tüh, kötü oldu. Hemen L1 biriktirmeyi deneyelim. Evet, dolum süresine girdi gördüğünüz gibi. Hemen bitmeden tekrar zehirlerimi açtım gördüğünüz gibi. Böylece süresi durdu. Şanssızlık. Nasılsa kurtardık. Bu esnada oynarken attığımız asit yakmaların da haddi hesabı yok arkadaşlar. Çok hızlı atıyor gördüğünüz gibi. Ne çok kaçış yaptı bu Star Lord'da. Sanki kaçış yapma ihtimali artıyor Abomination kullanınca. Evet, L2'sini attıralım önce. Tamam, atmıyor ama benim zehirler bitmek üzere. Atıyorum o yüzden. Attıramıyoruz. Ha, attı. Bazen zor oluyor gerçekten X-Large şampiyonla kullanırken birine özel saldırı attırmak. O X-Large şampiyonlar çok geriye çekiliyor biliyorsunuz. Ayrıca blok yaparken zayıflık atması da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Ölümsüz Abomination hiç hasar almıyor resmen blokta, yani böyle üst üste atıyor bir de. Bir kere atmıyor. Evet, L3'ü atmadan önce fazla zehrimin olması lazım kesinlikle. Evet, şimdi L3'ümüzü doldurabiliriz. Alacele dolduruyoruz. Kombolarla zehirlerimizi de korumaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane daha zehir yapalım ve hemen atalım L3'ümüzü. L3'ü biraz mide bulandırıcı. Evet, şimdi attığı asit yakmalara bakın arkadaşlar. 5 tane ve nasıl hasar veriyor görüyor musunuz? Sayıları görüyor musunuz? 5 tane korkutma zayıflatıcısı da atıyor. Asit yakma ile beraber korkutma zayıflatıcısı da atıyor biliyorsunuz. %60 güç kazanımlarını da durduruyor. Çok güzel özellik. Hemen L1 ile zehirlerimizi arttırıyoruz. 2 kere L1 atarak zehirlerimizi doldurduktan sonra L3 atabiliyoruz arkadaşlar. Kaçış yaptı, dayak yedik maalesef. Deli gibi kaçış yapıyor valla. Abomination'a uyuzluk olsun dedeki gibi kaçış yapıyor. Neyse, yarıcı yanına geldik. Göstermek istediğimizi gösterdik. Bakalım nakavt edebilecek miyiz şimdi? Ne kadar giderse. Hemen gene L1 atıyoruz. 12 zehire çıktık. Engellenemezi çok güzel. Zaten 4 aura varken zehirleri o kadar hızlı atıyor ki. Her dakika asit yakma yiyor adam. 2 kere arka arkaya kaçış yaptı ya. Evet. Hemen gene L3'ümüzü atıyoruz.
Evet, gene 5 taneydi. Gördüğünüz gibi bir tanesini biz atıyoruz. 4 tanesi L3'ten geliyor. Nasıl hasar veriyor görüyorsunuz. Niye kafasına göre ağır saldırı attı ki bu şimdi? Evet, 8 zehirimiz var. Bir daha L1'e gerek yok bence. Hemen L3'ü dolduralım. Tabii ölmezsek. Evet. Artık L2'ye atmaya hiç gerek yok. Çünkü L2 bize ekstradan aura sağlamıyor. Asit yakma da atmıyor. Hep L3 atıyoruz. Tabii bu genelde çok uzun savaşlarda kullanılır arkadaşlar. Bakın 6 tane attı bu kez. Nasıl hasar verdiğini gördünüz. Genelde siz 2 L2 attım zaten. Asit yakmayı birkaç kere yedi mi rakip ölüyor. Ondan bunlara hiç gerek yok aslında. L3 falan atmanız çok gerekmeyecek. Ama atıyorum 2 tane aura açtığınız zaman gene atabilirsiniz. Eyvah L2'm geldi. Sorun değil, L3 atmayız. Bir kere L2 atarak auramızı yenileriz şimdi. Şöyle. Önce auraları yenileyeceğiz. Ama tabii dolum süresine girdik gene. Pardon, bitiş süresine. Hemen L1'imizi atıp yenilerini alıyoruz. Bazen konuşmaya dalınca unutuyorum düzeni, sıralamayı falan. Evet, bir kere daha L1 atmamız işi sağlama alır. Tabi L1'i L2 dolmadan atacağım. O da öyle daha sağlam. Evet, 12 etti. Evet, çok güzel attı özel saldırılarını. Evet, hemen gene L3 atıyoruz. Bu arada canımız ne hale geldi görüyor musunuz arkadaşlar? Üstümüzdeki zehirler sayesinde canımızı da arttırıyoruz. Olduğundan daha az arttırıyoruz tabi. Yoksa çok avantajlı olurdu o iyileşmesi yani abomination'ın da ama canımızı fullleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ay ha tamamdır. Az daha gidiyorduk. Bir an engellenemez sandım kendimi. Valla Mysterio'ya bağladı bu. Kafasına göre ağır saldırı atıyor. Evet, 1-2 L3'e daha bu iş tamam bence. Ölmezsek tabii. Agresif oynamaya başladı ha. Bir de şeyi fark etmişsinizdir. Abomination'ı... Ah öldük ya. Agresif oynamaya başlıyor bir yerden sonra rakip nedense. Evet, 702 vuruş tabii uzun sürüyor arkadaşlar Abomination'ın metası. Böylesine büyük canlı birini indirmesi gerçekten uzun sürüyor. Labirent'te kullanmaya uygun değil. Sadece hasar kabiliyetini göstermek için Labirent Star Lord'una karşı denedim. Evet, vallahi tekliyor. Gördüğünüz gibi zamanı yetiştirir. Labirent Star Lord'u alabilir yani. Orada yakalanmasaydık sıkıntı olmayacaktı. Evet, Abomination ölümsüz bu şekilde arkadaşlar. Tüm özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Unutmayın, blokta da açtığı zayıflıklar sayesinde böyle atıyorum senin olan benimdir karısıyla da baş edebilir. Yani metası ona özgü bir şey. Kesinlikle R5'e atın. 6 yıldızlısında R3'ü atabilirsiniz bence. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.